Hadis şerif okuyorum inşallah. Yani hadis şerifi iki sahabeden bunu rivayet ediyor. iki sahabe birden. Hazreti Ebu Zer, Hazreti Muaz bin Cebel. İki sahabe. Peygamberimizin en sevdiği iki sahabe bunlar. Ebu Zer. Yeri Muaz bin Cebel. Kim onlar muhteremler? Sahabeleri sevmek tabii başka bir anlamaz sahabeleri. Neden? Onlar peygamberimizi gördüler. Onlara peygamber sohbetten bulundular. Onlara peygamber namaz kıldılar. Onlar peygamberle beraber göç ettiler, cihat ettiler, savaşa gittiler peygamberle beraber. Hadis-i Şerif şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, <Sessizlik> Allah'tan kork, Haysu ma Hangi hayset olsan da, yani nerede olsan, ne halde olsan da, nerede olsan ol. Evinde, camide, yolda, tarla, bayırda, uzayda ol, Nerede olsan ol. Ve ne halde olursan ol, Allah'tan kork, ne halde olsan ol. Bir makam mevkiye de gelsen, hanımınla yatağında yatarken de, görüşürken de olsa, yani her halinde, her halinde, her yerde Allah korkusu, Allah sevmek korkma alanı var. Yani Allah acaba isyan etmeyeyim, acaba Allah'ın ayrılmayayım. Ve besiyetin hasene temhuha ve beşer olarak insan şaşarabilir, hata edebilir. Bir kötülük yani günah da yaptığın zaman istemerek yaptığın zaman da hemen arkasında bir hasene, bir sevap yok. Temhuha, o kötülüğü giderecek kadar bir sevap. Bakın, bakın. bak. Peygamberimizin şu tavsiyene bakın, baktığın Ve Ve bir seyyeden hasene, temhuha. Bir seyye, yani Allah'ın razı olmadığı bir amel, iş. Günah yermiş, yaptılar onlar. Peygamberimizin tavsiyesi şu, hem arkasından bir sevap işte. Öyle bir sevap işte ki o günahını mahvetsin. Helak etsin bu günahını gidersin, mahvetsin günahını. Yani silinsin günahı böyle şey. Neye benzer bu? Mesela günümüzde uçaklara karşı uçak savar topları var, füzeleri var. E, yani tank savarlar var. aşağıya karşı, işte hastaya karşı mesela aşılar şunda bunlar, şunda bunlar var. Tabi bunlar kesin değil ama bunlar. Yani mahvetmesi. Demek ki bir insan bir günah işleyince mesela bir yalan ağzından kaçtı. İstemedi halde yalan söyledi. Fark etti. Nedir bu? Bir günah. Ne yapacak o anda? Bu günah giderecek. Orada bir sahip hemen işleyecek ki o günah hiç yazılmadan kalbi etki yapmadan onu mahvetsin. Ama öyle sebep olmalı ki günaha geçmeli ama. mesela, yani mesela Allah'a laf etsin. Bu aslında. Gidermez bunu böyle. Yapı. Gidermez böyle. Yapı. Hele günah biraz daha büyükse, günah biraz daha uzun süren bir günah ise, hele insan Allah korusun günah işlerken biraz da zevk duymuşsa, bunların <laughs> giderilmesi daha zorlaşır. Lekeye benzer. Yolda gidiyoruz, yol temiz. Ama yağışlı havada, yani araba hızlı geçti, üzerimizde biraz çamur sattı. Ne yapmak gerekiyor mesela? Temiz su yol, çamur temizdir. Bunu soğuk suya giderebilir. Hemen soğuk suya yapıyoruz, çalkar mu gider. Ama öyle bir lekeliyeden gidiyoruz ki, arabaların geçişleri, mesela mazot lekeli, şunlar bunlar var. Bunun su daha fena diye, mazot lekesi yağlı. Ne gerekiyor bunda? E, sabun, deterjan, sıcak su gerekiyor bunda. Demek ki leke ile orantılı onu yıkamak, temizleme gerekiyor. Günah hatta işte böyle muhtemelen. Günah böyle böylece. Yani düşünmemiz gerekiyor. Biz o günah işlerken ne haldeydik? İsterek mi yaptık günahı? Günahdan zevk mi aldık onda? O anda çok mu güle günah işlerken öldük? Bunlara bir hesabını yapalım. Sonra bunu giderecek dozda ona göre bir güzel hastane. Mesela iki namaz kılmak böyle. İşte şey abdesti tazeleyip tez abdesti tazileyip de kenar şekilde de şimdi uzunca okuyup da kim namazı vererek güzelce bir namaz kılmak böyle. Arkadan şey getirmek, tevbi var etmek, Allah'a yalanmak böylece. E, günahları bu şekilde hemen giderme çalışmamız gerekiyor muhteremler.